Saatler 15'i gösteriyor sevgili izleyenler. Konuşalım programıyla bu haftada karşınızdayız. Belediye başkanları sizler için projelerini, hizmetlerini anlatmaya devam ediyor Halk TV ekranlarında. Şu an stüdyomuzda Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Koronavirüsle mücadele ediyoruz hem Türkiye hem dünya. Bu süreçte de gördük ki belediyeler ne kadar önemli. Bir kez daha gösterdi bu süreç bizlere belediyelerin önemini. CHP'li belediyeler de aslında bu süreçte projeleriyle, hizmetleriyle çok takdir edildi. Vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Sizler de Yeni Mahalle'de ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz efendim? Öncelikle bütün vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi dünyamız, ülkemiz yeni bir süreçten geçiyor. Bu süreç biraz ağır geçiyor. Hem sağlık, insan sağlığı açısından, hem de ekonomik açıdan, hem de sosyal yaşam açısından insanlarımız büyük bir yük getirdi. Yeniden yeni şeyler düşünmeye gitti. Sıkıntılar arttı. Ekonomik sıkıntılar arttı, yaşam sıkıntıları arttı. Bu neden oldu? Niye böyle bu olaya dünya tanık oldu? Dünya doğayı korumadığı için buna tanık oldu. Bütün bilim adamlarının söylediği. Havayı kirlettiğimiz için, evet, suyu kirlettiğimiz için, doğaya sahip çıkmadığımız için. Yani bu virüsler bugün koronadır, dün koleraydı, bugün yarın bir başkası olacak. Yediğimiz gıdaların sağlıklı üretilmediği için, içtiğimiz suyun sağlıklı olmadığı için, soluduğumuz havanın kirli olduğu için insanoğlu bunlarla yüzleşiyor. Gönlüm, duam inşallah bundan ders alarak insanlık çıkmasını istiyorum. İnşallah. Her iki ülkemizin hem dünyanın doğaya sahip çıkması, suyu kirletmemesi, havayı kirletmemesi, sağlıklı gıda, her şeyin kar olmadığını, insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu düşünerek üretim yapanların insan sağlığına zarar verecek maddeleri üretmemeleri gerektiğine inanıyorum. Tabii ki bu virüs bize bir şeyi daha öğretti. Yani devletin güçlü olması gerektiğini öğretti. Devlet, bizde demokratik ülkelerin büyük çoğunluğunda iki konumdan ulaşıyor. Birisi genel idare, birisi yerel idare. Evet. Genel idarenin görevlerini yasa belirlemiş. Yerel yönetimlerin de görevlerini belirlemiş. Şimdi genel idareye devletimizde vatandaşlarımız baba devlet diye bakar. Bizim Anadolu'da öyle bir devlet baba diye bakar. Şimdi bana göre yerel yönetimler de anadır. Yani bunların ikisi birbiriyle çatışarak değil, birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak, hele böyle zamanlarda vatandaşın devlete olan güvenini artırmak için hepsinin daha çok efor sarf etmesi, daha çok kaynakları verimli kullanarak vatandaşın sıkıntılarını, ülkenin sıkıntılarını ekonomik olarak da, sosyal olarak da çözmeleri gerektiğine inanıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi, eğer bu virüsü, ben Türkiye Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin de başkanıyım. Bütün belediyeler, en az devlet kurumları kadar, onlardan daha çok halkına sahip çıktı. CHP'li belediyeler bu konuda bütün arkadaşlarımız çok başarılı bir şekilde halkımızın yanında olmaya çalıştı. Diğer belediye başkanları da aynı şekilde yaptı. Yani süreci hepimizin süreci olduğunu, burada partizanlığın olmaması lazım, gerektiğini, burada ırk, mezhep, din farkı olmadan insanlarımıza Allah'ın yarattığı bir varlık, Cumhuriyet'in eşit yurttaşı olarak görmemiz gerektiğini, bu şu kısa mesafede, 3,5 ayda
CHP'li belediyeler, ister büyükşehir belediyeleri olsun, ister ilçe belediyeleri olsun, bunu gösterdiler, belde belediyeleri gösterdiler. Yani git partiye üye ol, sana yardım yaparız dönemi bitti. Çünkü o yardım, yaptığın yardım herkesin yardım parası. Her partilinin parası, her inanç grubundan insanın parası, hem ırk, her ırk grubundan. Onun için yardıma ihtiyacı varsa evine o yardımı göndereceksin arkadaş. Bunu ortaya koyduk. Yani partiler üstü bir politikayla bu süreçte çok büyük hizmetler yaptık. Yani çeşitli gönül arzu etmediğimiz olaylar da meydana geldi. İşte Eskişehir'de bilmem başka bir yerlerde, Antalya'da bir başka yerde aşevini kapatma, aşevine bilmem ne. Benim de aşevim var. 2400 aileye sıcak yemek veriyoruz her gün. 2400 kişiye sıcak yemek gönderiyoruz. Bunun önemli bir kısmını bana gücü olan vatandaşlar gönderiyor. Kurban kesiyor, gönderiyor. Pirinç alıyor, gönderiyor. Yağ alıyor, gönderiyor. Şeker alıyor, gönderiyor. İhtiyaç olan. Sebze gönderiyor. Yani şimdi önemli olan o aç insanın karnını doyurulması. O yemeğini yediğin zaman, sofradan kalkarken yaptığı dua Türk milletini Allah devletimize zevat vermesin der. Bunu yerel yönetimde yapsa böyle der, genel yönetimde yapsa böyle der. Çeşitli sıkıntılarımız oldu ama hepsini aştık. Siyaset, demokrasi, uzlaşı kültürü. Herkes yetkisine, sorumluluğuna sahip çıkacak. Kanun, belediye başkanlarına, yerel yönetimlerde ne yapabileceğini görevleri vermiş. O görevleri yapmak için de seçiliyorlar. O görevleri yapmak için de bütün gücüyle çalışıyorlar. Bunu yaptık belediyeler olarak. Evet. Ve başka belediye, bizim düşüncemizin dışındaki başka partili belediye başkanı arkadaşlarımız da çalıştılar. Yani sadece genel yönetim, kaymakam, ilçelerde kaymakamlık, illerde valilik şeyle çalışmadık. Biz kaymakamlığın ihtiyaçlarını da karşılarken bize olan taleplerini hep beraber yerine getirdik. Çünkü onlar da devlet adına şey yapıyorlar. Araç ihtiyaçlar oluyor, insan gücü ihtiyaçlar oluyor. Tabii ki yapacağız. Biz huzuru ülkeye getirmek için ortada varız. Çünkü bir kurucu iradenin partisiyiz biz. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kuran bir partinin mensuplarıyız biz. Onun için kavga için değil, barış, sevgi, kardeşlik için bir arada hizmet yaparken onu düşünmemiz lazım. Onu düşünüyorum. Yeni Mahalle Belediyesi olarak ben 11 senedir belediye başkanlığı yapıyorum. Zaten benim mizacım da bu söylediğim düşüncelerin dışında vatandaşlarımı bana oy verdi, vermedi, benim gibi düşünüyor, düşünmüyor kaygısı içinde hiç olmadım. İnsanlığıma da yakıştıramam onu. Herkese yardım yapılacaksa, herkese yapılmayacaksa kimseye. Bu zihniyetle hareket ettik. Bakın ilk defa daha vaka meydana gelmeden bütün tesislerimizi kapattık. Bütün tedbirlerimizi aldık. Bu işin üç ayağı var. Birisi temizlik ayağı, hijyenlik ayağı, birisi ekonomik ayağı, birisi de sağlık ayağı. Bunu göz önünde alarak yeni mahallede, yani bilim kurulunun kararlarını tam manasıyla uygulamak için elimizden gelen vatandaşlarımıza yardımı bugüne kadar hepsini gerçekleştirdik. Maske üretim tesisi kurduk. Dezenfekte üretim tesisi kurduk. Kolonya üretme tesisi kurduk. Taksilere, dolmuşlara, servis otobüslere, yani otobüslere, onun dışında berberler açıldı berberlere, lokantalar, kafeler açıldı onlara. Devletin bütün resmi kurumlarını dezenfekte ettik. Kaymakamlığa ait belediyenin bütün kurumlarını, bakanlıkların bölgemizde olan bütün kurumlarını, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tesislerini, Müftülüğün, Ankara Müftülüğü'nün, Diyanet'in tesislerini, ne bileyim işte bölgemizdeki hastaneleri,
sağlık aile merkezlerini, okulları, camileri tamamını dezenfektik. Bununla da kalmadı. Bütün cadde ve sokakları dezenfektik, yıkadık. Yani asfaltını da, kaldırımını da tamamını yıkadık. Çöp temizlik işine çok daha önem verdik. O önemi vermemizin sebebi mikrobun yayılmaması için başka kurumlardaki, başka müdürlüklerdeki personelimizi de, park bahçelerdeki, fen işlerindeki personelimizi de temizliğe kaydırarak daha temiz bir yeni mahalleyi, daha hijyen bir yeni mahalleyi yaratmaya özen gösterdik. Bunların tabii ki vatandaşlarımız da farkında. Teşekkürlerini alıyoruz. Ramazan boyunca, mübarek ay boyunca hiç kimseyi aç açık bırakmadık. Hiç kimseyi bize talep eden, hiç kimseye paketsiz gönderdik. İhtiyacı olan malzemeyi gönderdik. Zabıta teşkilatımız, halkla ilişkiler müdürlüğümüz, gelen yaşlılara 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa, ilaçsa, yiyecekse, giyecekse alınacak, verilecek, tamamını şey yaptık. Banka şubelerinin tamamını dezenfekte ediyoruz. Ne bileyim işte PTT şubelerinin tamamı. Çünkü halkın yoğun gittiği yerleri devamlı dezenfekte altında bölgemizde. Bizde iki tane OSEB'e var. Ayrıca otosanatkarlar gibi sanayi tesisleri var. GİMAT var. Gıda sektörü var. Yeni mahalle Ankara'da ticaretin %41'inin gerçekleştiği. Bunların tamamını dezenfekte ettik. Bütün ihtiyaç malzemelerini onlara, yani dezenfekte malzemeleri ve bize gelen her talebi de bugüne kadar 8700 küsür firma, yani yere, yani özel yere ve kamu yerini dezenfekte ettik bu kurumu. Bu büyük bir olay. Yani kolay bir iş değil. Bütün arkadaşlarıma, emekçi kardeşlerime, bu işlere bizim adımıza yapan müdürlüğümüzün, üllerimizin arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah normal sürece geçmeye başladık. Bu sürecin arkasında bunun ne zaman biteceğini, ne zaman son bulacağını ne dünya biliyor ne biz biliyoruz, bilim adamları. Onun için bütün vatandaşlarımıza broşürler yaptık, sitelere gönderdik, resmi kurumlara. 14 maddelik bakanlığın şeylerini, vatandaşın dikkat etmesi gereken hususları bütün vatandaşımıza duyurmaya, semt birimlerinde, çeşitli kahvelerde hepsini astırdık şey olarak. Bundan sonra 3 kurala vatandaşımızın kesinlikle uyması gerekir. Maske kuralı, mesafe kuralı ve hijyenlik kuralına uymaları gerektiğini. Bunun inşallah sene sonuna kadar aşısı bulunur. Vatandaşlarımız nefes alır. Yani ben bütün vatandaşlarımızın bu süreçten sağlıklı bir şekilde kurtulmalarını yürekten diliyorum. Şimdi efendim biliyorsunuz 65 yaş üstü vatandaşların hala... Ölenlere de rahmet diliyorum. Yani kurtulanlara Allah uzunum versin. Ölen vatandaşlarımıza da bu konuda rahmet diliyorum. Şimdi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması hala kısıtlamalarla devam ediyor. Siz de bir destek hattı kurdunuz galiba 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için. Nedir bu efendim? Evet. Onu da öğrenelim sizden. Yani bunların tabii... Çıkmıyor. Bu da yanlış. Torun anaokula gidiyor, eve geliyor. Evet. Veya oğlu işe gidiyor, eve geliyor. Anası babası evde. Yani bu burada bilim kurulumuzun bu konuda ciddi bir karar vermesi lazım. Yani o çocuk getirecek, onlara bulaştıracak. Tamam, 74 yaşının üstündeki ölüm oranları en yüksek olduğunu dün Sayın Bakanımız da açıkladı ama... Yani 65 yaşındaki çocukların, şimdi bir de gençler var, 18 yaşının altı, anaokuluna kardeşi gidiyor, çocuk evde. Yani bunların da kısa sürede, yani ne olacaksa bir çaresine bakmaları lazım. 65 yaş üstündeki bir de bütün bilim adamlarının söylediği, tabii bunlar kemik erimesi, çeşitli hastalıklara da maruz kalacaklar.
Yani evet. hareket etmiyorlar. Haftada bir gün çıkmakla bunlar normal sağlığına kavuşamıyor. Hiç olmazsa günde 1-2 saat. Zaten bunlar büyük çoğunlukla evde geçiriyor belli yaşlılar. Ama hiç olmazsa 3 saat, 5 saat, 1 saat, 2 saat bahçede dolaşması, bir nefes alması, bir yere gidip oksijen alması en sağlıklı durum. Bu konuda biz yeni mahallede bize ulaşan 444'lü numaralarımız var. Belediyemiz, zabıta müdürlüğümüzün şeyleri var. Bize ulaşanlara her isteğini karşılıyoruz. Çeşitli biz de Yusuf kanalıyla vatandaşlarımıza, çeşitli sanatçılarımızla buluşturuyoruz. Ne bileyim spor egzersizleri yaptırıyoruz spor hocalarımızla. Çeşitli çalışmalar ama bunların hepsinden yararlandığını söylemek doğru olmaz. Bunun en doğrusu bunların normal yaşamlarına dönebileceği, belli disiplin içerisinde dönebileceği yeni kararların alınması gerektiğini inanıyorum. Şimdi efendim sizin bölgeniz böyle eski kültürlerin hala devam ettiği. Evet. Mesela vatandaş, ihtiyacı olan vatandaş bakkala gidiyor. Evet. Parası yok, soğan veresiye olarak evet. yazdırıyor. Evet. Siz de yeni mahallede bu veresiye defterlerini kapatmak evet, için bir kampanya başlattınız. Evet, bunu ilk defa biz başladık. Sayın evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız da teşvik etti bu konuda. Biz 100 dolayında bakkal tespit ettik. Hı hı. Biliyorsunuz marketler bakkalları bitirdi. Evet. Eskisi kadar bakkal kalmadı. Bölgemizde 100 bakkalın 450 bin lira dolayında defterlerini aldık. Borçlarını sildik. Ve oraya bir afiş astık. Bura bir hayırseverimiz tarafından bu bakkala borcu olanların borcu şu tarihi itibariyle kapatılmıştır. Defteri de elinden aldık şeyi. Mühürledik. Şey olan arkadaşlarımız. Yani belki 100 bakkaldan en az 3-4 bin ailenin 150 lira olan var, 400 lira olan, 700 lira olan var. Yani 3-4 bin ailenin hesabı kapanmış oldu. Hiç olmazsa bakkalın öde borcunu deme şeyinden kurtuldu. Ayrıca o küçük bakkallara da bir destek oldu. Evet. Onların da şeyini söyleyiver bir takviye etmiş olduk. Sadece onunla kalmadık. İlk defa Ankara'da pazarlarda gelir durumu düşük olan bölgelerdeki pazarlarımızda hayır tezgahları açtık. Yani pazarda ne satılıyor? Biz aldık bir kısmını. Önemli bir kısmını esnaf verdi. Bir kısmını vatandaş aldı koydu oraya. Gücü olan vatandaş. Yani domatestir, biberdir, patlıcandır, patatestir, soğandır neyse. İhtiyacı olan oradan aldı gitti. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeden aldı gitti. Bu da büyük bir, bilhassa Ramazan ayı boyunca büyük bir destek oldu vatandaşlar. Yani bu dönem paylaşım ayı. Ramazan'ın zaten özü de o. Bu süreç paylaşım ayı. Olanın olmayana yardım etme ayı. Devletin insan vatandaşlarına sahip çıkma ayı. Yerel yönetimler ayı. Asli görevlerimizin dışında önemli bir görevimiz. Evet, yolda yapıyoruz, kaldırımda yapıyoruz, parkta yapıyoruz, çeşitli ihalelerimizi, binalarımızın ihalesinde de yapıyoruz. Ama ben bunlardan önemlisi bu dönemde aç açık vatandaşımızın, çocuğumuzun yatağa aç girmemesi ve evde ya şunu eksik, bunu eksik dememesi için elimizden gelen bütün imkanları kullandık ve şu anda da yani bitmiş değil. Şu anda da isteyen vatandaşımıza, ihtiyacı olan vatandaşımıza paketini gönderiyoruz. İhtiyacı neyse ona göre yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Şimdi Sayın Yaşar, izleyicilerimizden de sorular geliyor. Belediyeye ait spor salonları çalışmaya başlayacak mı? Şimdi yeni mahalledeki vatandaşlarım beni iyi dinlesinler. Bizde 4 tane kapalı yüzme havuzu var. Hı hı.
Onun dışında Mustafa Kemal, Ankara'nın en güzel kapalı spor salonu, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu. Hem diğer sporların yapıldığı alanlar var, salon sporlarının. Hem de büyük voleybol, basketbol, handbol gibi maçların yapıldığı, profesyonel maçların yaptığı saha var. Onun dışında hamamlarımız var. Onun dışında etüt merkezlerimiz var. Onun dışında bunlar çok, yani yenemek kurslarımız var. 28 hı hı. yerde yine yenemek kurs yerlerimiz var. Şimdi bu süreç daha bitmiş değil. Onun için ben bakanlık bunların bir kısmının açılmasına izin verdi. Bir kısmının açı kreşlerimiz var. Mesela 12 tane kreşimiz var. Bir tane engelli kreşimiz var. Şimdi verdi ama ben biraz daha temkinli olması gerektiğini söyledim arkadaşlarıma. Haziran sonunu bekleyelim dedim. Haziran sonuna göre bir daha değerlendirme yapalım dedim. İşte şunları açalım, bazı kütüphaneleri açalım dedim ama sandalye sayısını yarıya indirin dedim, mesafe açın. İşte iki tane, eğer bütün ailelerle konuşun, çünkü 3000'e yakın çocuk var kreşlerde. Bunlarla konuşun. Çünkü ben çok cüzi bir aile çocuğumu kreşe gönderirim dedi. Yani onlar da şeyle söyleyiver. Şimdi Haziran sonunda havuzları açmayı hiç düşünmedim. Yani bir hem bakımları yapılıyor şu anda bu fırsattan yapılan için, hem de korkuyorum da. Yani gittik şu havuzda bizim geçen sene 4 havuzumuz Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yılın en güzel Ankara hijyen havuzları seçildi. Bana da belge verdiler orada da aslı. Yani şey olarak onun için biraz daha sabretmelerini. Bunun dışında bizim Ankara'nın en büyük mesire alanımız var. Yakacık mesire alanı. Her cumartesi pazar orada 10 bin üzerinde vatandaşımız piknik yapıyor. Evet. Şimdi orayı bu süreçte şey yaptık, yeniledik, daha çok yeşillendirdik. Bütün tabii ki senelerdir kullandığı için şey oluyordu. Ve ilaveler yaptık, çok güzel bir gölet, işte renkli ışıkla işte... Burası yanındaki parkla beraber 176 bin metrekare falan şu anda. Bu yok Ankara'da ikincisi. 5500 kapete şey olarak Kamalye'de oturabilecek vatandaş yeri var. Yani yeni ağaçlar diktik buraya. 1500 adet ağaç, 5000 adet çalı, 4000 adet fidan, 2 tane futbol sahası, 2 basketbol sahası, 2 voleybol sahası, 3 adet oyun alanı ve yollarıyla, ağaçlarıyla, çiçekleriyle yeniledik. 21 Haziran'da da burayı açıyoruz. Yani izleyicilerimize duyuralım. 21 Haziran'da da bunun ilanını yaptık. Böylelikle hem daha güzel bir nefes alma, oksijen alma yeri, doğanın ne kadar önemli olduğunu burada öğreniyorlar. Arkadaşlarımız, gelen misafirlerimiz buraları temiz tutarsa, buralara evindeki gibi oturup kalkarsa, onu da efendim kameraya gösterirsek izleyicilerimiz bir görsün. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakırız diye düşünüyorum. Çok güzel, ayrıca çeşitli şeyler de koyduk oraya. Umarım şey yapacaklar, söyleyiverin. Bakın. Yine yeşil alan konusunda doğaya sahip çıkıyoruz. Yeni mahallede 500'e yakın park var. Bunun 300'e yakınını biz yaptık. Benim dönemimde yapıldı. Bir Aşık Mahsuni Parkı, bunu açacaktık heykeliyle beraber Batıkent'te. 18 bin metrekare alanda. İnşallah Aşık Mahsuni'nin ölüm yıldönümünde ailesiyle beraber düşünmüştük. Bunu da halkımızın hizmetine sunduk. Yine de açılışını ailesiyle birlikte yapacağız.
Biliyorsunuz Batı Kent'te meydan AVM'yi biz yaptık. Orası evet. büyük bir gençlerin, insanlarımıza çok güzel bir alan oldu. Kütüphane her türlü imkanı orada, hamamlarıyla, spor salonlarıyla, düğün salonlarıyla, bizim tiyatro salonuyla. Ayrıca Demokratik Gitar. Önünü Melih Bey ticari alana çevirmişti planda. Biz buna itiraz ettik. Orada Atatürk heykeli var. Batı Kent'te resmi törenler orada yapılıyor. Biz burayı satın aldık. Yani paramız da aldık. Yeşil alanı 8 trilyona yakın para ödedim. Para aldık. Şimdi meydan AVM'yi inşallah bu aydan sonra ihalesi yapılıyor. Meydan AVM'yi, o heykeli hepsini kaldırıyoruz orayı. Yeşil daha alanı. Güzel, daha güzel bir alan şeklinde ihalesi bitiyor. Bu süreçte biraz bunları durdurduk. Şey olarak ne olacağını, bir de gelirlerimiz falan da belediyenin mali durumları, gelirleri de bütün belediyelerin düştü. Buna rağmen bunu da bu sene içerisinde oradaki işletmelerin belli bir bölümü yıkılacak. Belli onlar yine orayı kullanacaklar ama daha düzgün gençlerin, kadınların, yaşlıların nefes alabileceği güzel bir alanı şeye söyleyiverin ya Batı Kent'e kazandıracağız. Ben de Batı Kent'te oturuyorum evet. başkanım. Zaten oradaki biz arkadaşlar, gençler de çok fazla o yeşil alanları kullanıyor. Gidiyorlar sandalyelere atıyorlar. Bir başka şey yine Batı Kent'te Adnan Kahveci Parkı. Evet. Adnan Kahveci Parkı'nı zamanında orası piknik alanı şeklinde yapılmış ama çevresine apartmanlar gelmiş. Bizim seçimlerde de normal zamanda da en çok itiraz aldığımız, yani şikayet aldığımız parktı. Burayı yıkıyoruz. Çevresini duvarla çeviriyoruz. Burası 38 bin metrekare bir alan. Ve burasını da Batı Kent'e çok güzel, işte kafeteryasıyla, çeşitli oyun alanlarıyla, göletiyle çok güzel bir şeyi, ihalesini yaptık. Burada duvarları şimdi çevriliyor, başlanacak. Bu sene içerisinde burayı da halkımızın hizmetine kesinlikle açacağız. Bu da o bölgedeki sitelerin ve Batı Kent'teki gençlerin, kadınların güzel bir uğrak yeri olacak. Yani şeyin bir başka şey, Yeni Mahalle'nin biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilçesi Yeni Mahalle. Yani tarihi bir yapı yok Yeni Mahalle'de. Cumhuriyet 48'de temeli atılmış, 52'de yerleşmeye girmiş. Yeni Mahalle'nin bir evini dedik müze olarak eski evlerden yıkılıp yapılıyor şimdi. Yenileniyor. Bir evini müze yapalım. Yeni Mahalle nasıl kuruldu? Kimler geldi, kimler geçti? İşte o günkü yaşamı, o günkü mobilyaları, o günkü araç gereği evdeki kullanımla eşyalarıyla bir Yeni Mahalle evini bitirdik. Bir evi satın aldık, bitirdik ve işte bu virüs vasıtasıyla açamadık. Burayı da Yeni Mahalleliler Birliği diye bir demokratik kitle örgütümüz var. Onlara hem dışarıdan gelen Yeni Mahalle'de oturmuş aileleri gelip orada çeşitli kafesi olacak vesaire. Bir de binaları, o eski özlemi orada fotoğraflarla vesaireyle Yeni Mahalle'yi yaşatacağız. Bu bitti. Bunun dışında yine bu sene yapacaklarımız, biz ne söz verdiysek yerine getirmeye çalışıyorum. Çiğdemtepe ve Barıştepe'de iki tane taziye. Bunlar önemli oldu. Çünkü artık dairelerde bu taziyelerin kabul edilmesi zor. Biz şu ana kadar 6 tane taziye açtık Yeni Mahalle'de. Şimdi 2 tane daha hem parklarını yapacağız hem şeylerini. Şu şeyi diyeyim ben. Bunları bir parkın köşesine koyuyoruz. Ve parkı da yaparak o bölgedeki hemşerilerimiz iki salon, kadınlar ve erkekler salonu olarak içerisinde mescitleri olan, içerisinde tuvaletleri olan, engelli tuvaleti, normal tuvaletleri olan, mutfağı olan güzel bir iki taziye evini de bu ihalesi ilan edildi. Çıkacak. Bunları da
gerçekleştireceğiz bu sene içerisinde. Yani bütün bu ekonomik sıkıntılara rağmen asfalt çalışmalarımız, kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Yani halkımıza verdiğimiz 2019 Mart ayında Yeni Mahalle Belediye Başkanı adayı olarak, Fethi Yaşar olarak ne söz verdiysen tümünü bu dönem içerisinde gerçekleştireceğiz. Güzel şeyler yapıldı Yeni Mahalle'ye 11 senede. Kalıcı eserler yapıldı. Çocuk için, genç için, engelli için, yaşlı için. Bakın bugün bir Nazım Hikmet Kültür Merkezimizi, ikinci bir bugün yapsak yapamayız bu bütçelerde. Bakın orayı da yeniliyoruz, büyük salonu. Oraya gelmişsinizdir tahmin ediyorum. Evet. Yani belki. Orası da salon, o zaman o imkanlar vardı. Hı hı. Şimdi hem sahneyi yükseltiyoruz. Çünkü bazı oyunları orada sergileme imkanı bulamıyordu sanatçılar. Yani şeyler yetmiyordu yükseklik. Halbuki yukarıda yükseltebileceğimiz alan var. Bir de koltukları böyle düz bir alan vardı. Önündeki, arkadaki düz olduğu için seyir imkanı yoktu. Ve yeni bir sistemle bu şekilde dışarının, içerinin tuvaletleri vesairesi oraya da ciddi bir para harcayarak ve bu Ankara'da başka bir salon yok, böyle bir salon yapılması da mümkün değil bugünkü imkanlarla. Bu salonumuz artık bütün sanatçıların gelip eylemini sanatını, gösterisini yapabileceği, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin güzel bir mekanı Ankara'ya bunu kazandırdık. O çevresinde de eksiklerini gidererek Nazım Hikmet'i daha verimli hale, kullanma verimli haline getirmek için çalışmalarımızı bitirdik. Bu da ay sonuna kadar orayı da eğer etkinliklere açarlarsa halkımıza açacağız. Yani bunun dışında verdiğimiz sözler var. İşte Azember Merkezi ile ilgili gelecek sene temelini atacağız. Hı hı. İşte Eğitim Akademisi'nin temelini gelecek sene atacağız. Çiğdemtepe Pazar Yeri Sosyal Tesislerinin temelini atacağız. Yani yıkacağız, yapacağız. Yeni Mahalle Pazarı gibi, Karşıyaka Pazarı gibi güzel bir şekilde. Yani asfalttır, kaldırımdır, parktır, yoldur. Bu konuda zaten Yeni Mahalle Belediyesi bugün en az sıkıntılı o konularda Türkiye'nin belediyesi, en güçlü. Bir de belediye altyapısı önemli. Bakın ben geldiğimde bir belediye sarayı vardı Yeni Mahalle'de. Batı kent biliyorsunuz, Batı kentte oturuyorum diyorsunuz. Evet. Bir metrekare kapalı alan yoktu Batı kentte belediyeye ait. Bugün Turgut Özal Kültür Merkezi, yüzme havuzları, işte yine kültür merkezi, Meydan AVM Kültür Merkezi, Ergazi Kültür Merkezi, yani sağlık ocakları, 36 mahalleye aile sağlık merkezi yaptık. Şimdi 37.sini yapıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız ve Bilim Kurulu'da eğer aile sağlık merkezleri bu yükü almasalardı biz perişan olurduk diye. Ve maalesef kaybettiğimiz aile sağlık merkezlerinde doktorlar da var bu virüsü kaparak. Bakın bütün Türkiye'de bu aile sağlık merkezleri %60'ı, 70'i dairelerde, yani bir daireyi tutmuşlar, dairede hizmet veriyorlar. Bu hizmeti dairede verme imkanı yok. Biz bir sağlık merkezleri yaptık. İçerisinde engelli tuvaleti, kadın erkek tuvaleti, emzirme odası, mutfağı, doktor odası, muayene odası, ultrason odası, yani komple bir tesis ve bekleme salonu. Ve bugün o tesisler Yeni Mahalle'de çok güzel bir görev yaptılar bu dönem içerisinde. Ve vatandaşlarımızdan da çok büyük bir teşekkür aldık. Yani yapılan şey, önemli olan halka dokunması. Bakın, Batıkent Stadı'nı yeniledik.
Şimdi ata mahallemizde bir bu sene bitireceğiz. Kreşin temelini atıyoruz. Gelecek sene yüzme havuzunu, 5. yüzme havuzumuzu ata mahallemize yapıyoruz. Bizim en büyük bir mahallelerimizden biri. Kaldırım çalışmalarımızı kendimiz üretiyoruz, kendimiz döşüyoruz. Ne bileyim asfaltı kendimiz döküyoruz. Bu etüt merkezleri bugün 5000 çocuğumuzu üniversiteye hazırlatıyoruz. 6 merkezde etüt merkezimiz var kendi binalarımızda. Yani bunların hepsi halkımız için yapıyoruz. Bunlar bir yenilik. Bakın nereye gitseniz, bir park bahçeler müdürlüğüne, bir belediyenin gitseniz barakadadır. Büyükşehirlerinki bile. Fen İşleri Müdürlüğü öyle, bilmem garaj amirliği öyle. Bizim tümü, hepsi modern binalarda hizmet veriyor. Park Bahçeler Müdürlüğümüzde, Fen İşleri Müdürlüğümüzde, Kültür Müdürlüğümüzde, Garaj Amirliğimizde, Makine İkmal Müdürlüğümüzde. Şimdi en son Temizlik İşleri Müdürlüğümüzü bu sene bitiriyoruz, başladık. Orada ne olacak? Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde işçi sabahleyin gelecek, elbisesini çıkaracak, dolabını asacak, tulumunu giyecek, akşam geldiğinde tulumunu çıkaracak, duşa girecek, yıkanacak, temiz elbisesini giyip evine, çocuğunu kucağına temiz bir şekilde alabilecek. Emeğe değer vermek böyle olur. O işçiyi de normalse eğer siz çalıştırdığınız emekçileri doğru dürüst mekanlarda hizmet vermeye yönelirseniz orada üretim de artar. Daha çok verim alırsınız. Biz bütün müdürlüklerimizi, ben geldiğimde 22 tane aracı vardı belediyeye ait. Hı hı. 67 tane de hurdaya çıkmış araç vardı. Hepsini bunları, bu bir kısmını hurdaya verdik, bir kısmını küçük belediyelere verdik. Şu anda 550 dolayında araçla yeni mahalle halkına hizmet ediyoruz. Otobüsü, minibüsü de... Binek arabası, dozeri, kepçesi, ne bileyim şeyi, söyleyiver, kamyonu. Yani imkanı büyüttük. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Biz bina yapımı dışında hiçbir işi müteahhide vermiyoruz. Hepsini kendimiz. Parkı da kendimiz yapıyoruz. Etüt merkezlerini de kendimiz işletiyoruz. Böylece daha az bütçe harcıyorsunuz. Evrenseller, Diğerler Müzesi'ni de kendimiz... Salonlarımızı da kendimiz işletiyoruz. Böylelikle istihdam yaratıyoruz. Hı hı. Ben 1800 kişiyle devraldım Yeni Mahalle Belediyesi 2009'da. Bugün 4000 kişi çalışıyor Yeni Mahalle. Bugün istihdamın ne kadar önemli olduğunu mu? Biliyorsunuz CHP'li belediyeler işte 2600 lira versin, 2000'de devlet 400 lira veriyor, 2400 asgari ücret, 2200, 2600 versin. Şu anda Yeni Mahalle Belediyesi'nde ve şirketinde çalışan işçilerin en az 3.350 lira net maaş alıyorlar. Biz emeğe değer veriyoruz. Hı. Ama şunu da söylüyorum işçilerimize, hiç kimseye bankamatikten maaş ödetmem. Disiplin kuruluyla atıyoruz. Yakaladığımız eğer işini aksatan, devlet malına zarar veren insan varsa. Ama biz... Keşke gücümüz olsa 5000 kişi çalıştırsak. Bu istihdamın ne kadar zor olduğunu zorluklar içerisinde vatandaşlarımızın yaşadığını biliyoruz. Çocuk üniversiteyi bitirmiş, askerliğini yapmış, en iyi şekilde okumuş. Anaları yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş, giymemiş, giydirmiş. Evde bugün bunalımda çocuk işe giremediği için. Çeşitli nedenlerle giremediği için, olmadığı için. Biz bunun iki yol vardı. Ya eskisi gibi müteahhitlerle işimizi götürecektik ya da işi kendimiz yaparak istihdam yaratacaktık. Biz ikinci yolu seçtik ve bunda da başarılı olduk. Daha sağlam oluyor işlerimiz, daha düzgün oluyor, daha ucuz oluyor. O aradaki kazandığımız parayı emekçimize veriyoruz. Ve böylelikle... Bir düzen oturdu Yeni Mahalle Belediyesi'ne ve bugün iddiayla söylüyorum. Türkiye'nin en temiz ilçesi Yeni Mahalle. Kaldırımsız sokağı olmayan ilçe Yeni Mahalle. Asfalt ayağı çamura basıp evine giren insanın olmadığı ilçe Yeni Mahalle.
en yeşil ilçe, 3 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Benim dönemimde yeni mahalleye. Bunların onun dışında en sosyal ilçesi, yani eserleriyle işte bir Nazım Hikmet, 30 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanı var. Onun dışında 8 tane kültür merkezimiz var. 2 tane köy konağımız var. Şimdi 2 tane daha Susuz ve Memlik köy konaklarını da bu sene içerisinde bitiriyoruz. Onların da planları ihaleye çıkarıyoruz. Gittiler, yer seçimini muhtarlarla beraber yaptılar. Yapamamamızın sebebi de bugüne kadar bir türlü onların imar planı kadastrada bitmedi. 1,5 senedir kadastrada bekliyor. Ama onlara da verdiğimiz sözü yapacağız. Her mahallemiz aynı eşitliğe gelsin diyoruz. Kuzey Yıldızı mahallemizde ne varsa, Yeni Mahalle Merkez Mahallesi'nde de yapabildiğimiz yer varsa, yapabildiğimiz kadar her yeri, gazisi, emniyeti, hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz ve sahip çıkacağız. Çünkü bu ülkeniz, bu ülkeye hizmet etmenin yolu kaynakları verimli kullanmaktan geçiyor. O kaynakları namusuyla kendi parası gibi kullanan idarecilerden, ister devlet idaresinde yer alan, ister yerel yönetimlerde yer alan, bütün hemşerilerimden, vatandaşlarımdan Allah razı olsun. Çünkü Türkiye kaynak kıtlığı çekiyor. Bugünkü sıkıntıların içerisinde kaynak kıtlığı var. Kaynakların verimli kullanılmamasının da sıkıntısı var. Eğer devleti idare edenler, yerel yönetimler kaynakları verimli kullanırsa, kaynağı israf etmezse, ekmeği ekmekçiden alırsa, daha çok işi, daha çok vatandaşın yüzünü güldüreceği, daha çok çocuğun yüzünü güldüreceği, gencin yüzünü güldüreceği işleri başarabilir. Bunu ben hayatımda, ailemde ikinci derecede de devlette çalışan bir personel yoktu ben belediye başkanı olduğumda. Ben ticaretten geliyorum, serbest meslekten geliyorum. Ama gördüm şu buradaki 11 senelik tecrübem, devletin ister belediye olsun, ister genel yönetim olsun, eğer ihalelerini doğru yaparsa, vatandaşın malını, kaynağını doğru kullanırsa, milletin gözünde değeri daha çok artıyor. Ben bunu yaşayarak görüyorum. Vatandaş takdirini yapıyor, teşekkürünü ediyor. Yani bu da bizim yaşamımıza yeni bir güç katıyor. Ben Türkiye'nin en zengin bir iş adamı olsaydım veya vilayetimin en zengin bir iş adamı olsaydım, bu kadar isim yapamazdım ve tabi olamazdım. Ha, olurdum, çevremdekine olurdum. Ama şimdi Yeni Mahalle'de 11 senedir görev yapıyorum. Türkiye'nin neresine gitsem, abi hoş geldin diyecek insanlar var. O işte önemli olan hoş bir sedayı bırakabilmek. İnsanları ayırmadan, ötekileştirmeden, kin ve nefretten uzak durarak. Demokrasi, ortak akıl, kolektif aklı bulmaktır. Ben yaptım, oldu deme rejiminin adı demokrasi değildir. Ben, milli irade bana göre doğru ama sen seçilirsen milli irade yok deme rejiminin adı değildir. Ben 3 grupla da çalıştım, şimdi 2 grupla, 3 grupla çalışıyorum, 4 grupla da çalıştım. Ama hiçbir belediye meclis üyesini görmezlikten gelmedim. Kendim idare ederim meclisleri. Ve doğru dürüst bir, benim getirdiğim öneriye doğru dürüst bir katkısı AK Partili bir meclis üyesi çıkar söylerse onu da kabul ederim. Önemli olan Yeni Mahalle'nin kazanması, önemli olan devletin kaynağının verimli kullanması, önemli olan halk zarar görmemesi, doğru kararın o meclisten çıkması. Yani biz buna ihtiyacımız var. Hukukun üstünlüğü hepimize lazım. Demokratik özgürlükler hepimize lazım. İnsan hakları hepimize lazım. İnsanlarımızın eğer bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanıyorsa, cumhuriyetin değerlerine inanıyorsa, insanlarımızın inancına saygı gösteriyorsak en güzel insanız. Dünya da bunu böyle görüyor. Bakın Amerika en güçlü, dünyaya meydan okuyan devletin halini hep beraber ibretle seyrediyoruz. Bir polisin öldürülmesi nelere mal oldu? Sadece Amerika içerisinde değil, bütün demokrasiye, özgürlüklere inanmış halklar tarafından nefretle karşılanıyor. Amerika değer kaybetti. Ticareti de değer kaybetti, ekonomisi de değer kaybetti.
insanlığı da değer kaybetti. Onun için bu tip davranışlardan uzak durun. Hukuk devletinde herkes cezasını çekecek. Suç işleyen varsa ona cezayı verecek hukuktur. Adil hukuktur, evet. Özgür hukuktur. Onun için biz kin ve nefretten uzak durarak işimize bakmamız lazım. Buradan belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum. Tümüne söylüyorum. Yani ben bu ülkeyi çok seviyorum. Yeter ki başarılı olan kim olursa olsun, bu ülkeye güzellikler katan herkesten Allah razı olsun. Ama ne olur, sizin esas işiniz başarılı belediye başkanı olmak. Halkın gönlünü kazanmak. Çünkü biz tabandayız. Bize ulaşan halk, bak bu hele bu rejimde bakana ulaşamaz, cumhurbaşkanına ulaşamaz. Bu biz halkın en yakınındayız. Devleti ayakta tutacaksak biziz. Onun çünkü bize sadece kendi görevlerimizden dolayı belediye başkanlarına vatandaş gelmiyor. Büyükşehir'in görevinden dolayı da geliyor, bakanlığın görevinden dolayı da geliyor. Biz bunları ne kadar memnun edersek, devlete olan güveni o kadar artırırsak, bu ülkede de o kadar huzur olur ve kardeşlik daha pekişir. Yani ben cemevide yaptım, cami de yaptım. İnançlara saygılı olmak zorundayız. İsteyen cemevinde ibadetini yapar, isteyen camide ibadetini yapar. Yani aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan insanların, bırakın atasından nasıl gördüyse ibadetini o şekilde yapsın. Bunu laiklik de bu. İnançlara saygı göstermek. Laiklik dinsizlik değildir. Her inanca, inanana, inanmayana saygı göstermektir. Biz bunu yeni mahallede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bakın Ankara'dan suç oranı en az olan ilçe yeni mahalle biliyor musunuz? Polisin söylediği. Yani bunun da olan suçunda %30'u dışarıdan gelenler. Çevre ilçelerden gelen suç işleyenler. Yani yeni mahallede başka ilçelere göre komşuluk ilişkilerini artırmak için özen gösteriyoruz. Yani bu çok önemli komşuluk. İnsanların bir bu da ancak sosyal faaliyetlerle oluyor. İşte iftar sofraları kuruyorduk. Bu sene kuramadık. Çeşitli mahalle sinemalarını ilk defa Ankara'da ben getirdim. Ve işte herkesi, çocukları topluyorduk, engellileri topluyorduk. Yani şey olarak mahalle toplantılarında birbirleriyle dayanışmasını sağlıyoruz. İşte tiyatro bunun bir ayağı, spor bir ayağı, işte sanatçıların gelip meydanlarda konser vermesi bir ayağı. Bunların hepsini birbirini tanısın. Bakın, Sağlık Bakanlığı'nın en çok para harcadığı hastalık stres hastalıkları. Stres hastalığı. Hele şimdi daha çok artacak. Evde kalanlar strese giriyor. Çocuk da giriyor, şey de giriyor. Şey alan benim bildiğim bu dönemde biz şey alan ders alan hastalar var ya, hemşerilerim var. Yani bu neden oluyor? Yok, karşı komşusuna selam vermiyor. Asansörde iniyorlar, ben selam vermiyor. Bizim yeni mahalle böyle değil. Yeni mahalle hala Anadolu kokusu var. Hala köyden geldiği o aile terbiyesinin insanlar çok. Ve daha çok esnaf da birbiriyle komşuluk ilişkileri, daha ben gezerek, gözerek, ben 63'ten beri yeni mahallede yaşıyorum. Daha bunu son yıllarda bizde de bozulma oldu ama şimdi bunu düzeltmeye çalışıyorum. Nasıl düzelteceksin? Kaynaştırarak düzelteceksin. Yani birbirine, sen bir adım atarsan öbürü atar adım sana. Yani bu bütün bunları düşünerek hareket etmek zorundayız. Zor günlerden geçiyoruz. Bu virüs bir şeyi daha gösterdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Herkes bunu bilmesi lazım. Ne sosyal yaşantımız, ne ekonomi, ne işte sağlık, hijyenlik. Daha insanlar titizlik gösterecek, daha tedbirli davranacak, daha tedbirli yaşayacak. Buna da mecburuz. Bunun da temel noktası konuşmamın başında söylediğim, doğaya sahip çıkmaktan geçiyor. Suya sahip çıkmaktan geçiyor. Havaya sahip çıkmaktan geçiyor. Tabiata, toprağa sahip çıkmaktan geçiyor. Bunu başaracağız. Zaten
bunları başaramazsak ülkemizin başına daha büyük felaketler açmış oluruz. Dünyanın başına da büyük felaketler. Bugün bu virüs gelir, yarın bir başka virüs gelir. Onun için tedbirli olmaya mecburuz. Tabii ki yaşayacağız, yaşam devam edecek ama bilim kurulu kararlarına da mutlaka uyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e diyorlar ki, işte o 19. yüzyılda ölümden önce, efendim işte yanındaki mesai arkadaşları, işte herkes bir doktrin bırakıyor gidiyor. Sizin bir doktrininiz mi yok mu diyorlar. Ben müsbet ilimi bırakıyorum diyor. Yani biz bilim kuruluna, bilime inanacağız. Bilimin ışığında Türkiye yerini bulacak, hukukun üstünlüğünü sağlayarak, birbirimizi severek, demokrasinin bütün kurallarıyla, kurumlarıyla işlediği bir ülkede torunlarımın yaşamasını dua ediyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yani böyle gidersek çok kötü sıkıntıları hep beraber seçeceğiz. Bunu sağ AK Partililer de seçecek, CHP'liler de çekecek, MHP'liler de çekecek. Ama kin ve nefret bir ailenin içine bırakın devleti. Bir ailenin içine kin ve nefret gelinde, kızda, anada, babada, kardeşte girdiyse o ailede huzur olmaz. Sayın Yaşar, son 2 dakikamız kaldı ama izleyicilerimizden çok soru gelmiş. Buyurun. Telefonla aramışlar. Sokak hayvanları ile ilgili projeleriniz var mı? Şimdi ben bütün bu konuda Ankara'da 180 bin dolayında köpek var diyorlar. Yeni Mahalle'de de var. Biz de geldiğimizde doğru dürüst bir şey bizde barınak yoktu. 200 köpeklik bir barınak yaptık. Şu anda en çok bir kısırlaştırma şeyini yapan belediyelerden biriyiz biz. Çankaya Belediyesi'yle biz yapıyoruz ağırlıklı olarak. Ve hasta hayvanları da orada çok güzel bir barınak yaptık. Hastanesi var, bilmem şeyi var. Başka vatandaşın kına da bakıyoruz. Şimdi bizim topluyoruz küpesiz hayvanları. Hı hı. Bunları küpe takıyoruz. Belli peroidlerle de sonra akşam yerlerine bırakıyoruz. Yani bizim onları orada tutacak gücümüz yok. Bu görevi kanun Çevre Bakanlığı'na vermiş. Çevre Bakanlığı bize böyle barınaklar yapacak. İşte Büyükşehir Belediyesi barınaklar yapacak. Biz de ilçe belediyelerinde kısırlaştığımız sakat olan hayvanı, hasta olan hayvanı iyileştirerek o barınaklara teslim etmemiz lazım. Veya bir yetki daha vermiş. Vatandaşa sahiplendirme. Biz bunu yapıyoruz. Bu sene 278 vatandaşımıza köpek veya kedi gelmiş, almış, sahiplenmiş. Şimdi burada iki ucu var. Bir vatandaş diyor ki ben çocuğumu okula gönderemiyorum. Köpek saldırı, hı hı, çeşitli olaylar da oluyor. Maalesef oluyor. Bir vatandaş diyor ki köpeğe dokunma. Biz belediyeler, biz değil, bütün belediyeler bu şeye. Ama hayvan sevgisi de doğayı korumaktan geçiyor. Yani doğaya onlar da lazım. Her şeyi, en küçük böcek de, köpek de, kedi de, işte her hayvan lazım. Ama yasa yapmak önemli değil, yasanın emrini yerine getirmek önemli. Ankara'da maalesef 3 defa, 4 defa, ben 16 senedir Büyükşehir Meclis üyesiyim. 3 defa filan büyük barınak yapmak için Melih Bey zamanında karar alındı ama hiçbiri yapılmadı. Şimdi bu konuda ne Yeni Mahalle bunun altından kalkabilir, ne Çankaya'sı, ne Keçören'i. Bunun büyük barınakları yapacaklar. Sokakta sahipsiz köpekleri o barınaklara aynı medeni ülkelerde olduğu gibi göndereceğiz. Bizim görevimiz de küpelemek, işte sağlıksız olanı iyi etmek, belli bir barınak ölçüsünü de bu şekilde bulundurmak. Şimdi Yakacık bölgesinde bir yer tespit ettik. Bunu biraz daha büyüğünü, bu barınağın bir büyüğünü oraya da yapmak istiyoruz. Ama bunu yapsak bile tüm Yeni Mahalle'deki köpekleri ev sahibi yapma imkanımız yok. Öyle bir bütçemiz de yok.
Hı hı. Geçenlerde bir şey olmuş. Buradan da sizin vasıtanızda aynı anladım. Bir arkadaş bana telefon açtı hatta. İtalya'dan arıyorum dedi. Biz bu topladığımız köpekleri bir hayvanla bir arabaya koyuyoruz. O arabada küpelenmiş hayvanla doğaya salıyoruz. Yani mahallelere götürüyoruz aldıkları yere. Bazen başka yere de konuyor. Yani bu mahalleden almışız hepsini tam olarak da bilemiyorlar. Ve bu hayvanları koymuş. Arkadaş Mamak'ta oturuyormuş. Arabasıyla da Mamak'a gitmiş. Boş gece yatmış. Sabahleyin de erken geliyor iş yerine. Böyle bir sıkıntı olmuş. İşte bu köpekleri başka yere götürüyorum falan. Ben araştırma açtırdım. Yani yine de takip ediyorum. Köpeklere sahibi, ben köy çocuğuyum. Köpeğin ne olduğunu biliyorum. Köylerimizde herkesin evinde bir tane, iki tane, üç tane, dört tane köpeği besler. Hatta ölünceye kadar besler. İş yapamaz hale gelse bile ölünceye kadar ona yemini, yalını neyse verir. Şimdi bütün vatandaş, bu köpeklere, bütün vatandaşlarıma buradan da bir vatandaş olarak uyarı yapmak istiyorum. Bu köpekler çoban köpeği değil. Bu köpekler parayla alınan sokaktaki köpekler, büyük çoğunluğu. Dışarıdan gelen ırklar vesaire. Aldıysan köpeği, ölünceye kadar o köpeğe bakmak zorundasın evinde. Bunu sokağa atmak en az belediyenin eksiğini görmek kadar önemli. Bir defa köpeğe ölünceye kadar bakacaksın aldıysan. Bunu da vatandaşlarımız dikkat ediyor. Avrupa'da da bu sıkıntı var. Yani bütün ülkelerde sıkıntı var. Yani biz bunlara biliyorsunuz nüfus cüzdanı verilmesi falan diye bir şey var. Neyse yani uygulaması bir normal vatandaşın da sorumluluğu, devletin de sorumluluğu, yerel yönetimlerin de sorumluluğu olarak bu hayvanları korumak her insanın görevidir. İnsanlık görevimizdir. Bunu da yeni mahallede yapmak için 10 tona yakın bu süreçte biz malzeme dağıttık şeye. Şöyle bir sokaktaki aç kalan köpük, bu lokantalar kapalı, bilmem nesi kapalı. Malzeme dağıttık ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Bunlara sahip çıkacağız, suyunu veriyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Yaşar. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka yayınlarda buluşmak üzere. İnşallah. Bütün hemşerilerime de saygıyla selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Sevgili izleyenler, Konuşalım programının sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.